Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Forza Motorsport oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak 500 abone hedefine destekte bulunursanız bu arada çok çok sevinirim. Şimdi iyi eğlenceler, keyifli seyirler diliyorum. Evet, hala 7. seviyeyiz sürücü seviyesi olarak. 9100 kredi kazandık ve 10.000 kredimiz oldu toplamda. Güzel. Bir sonraki pistimizi görüyoruz. Yarışımızı, spor için tasarlandığı ikinci yarış. Parçalı sisli. Sisli olacak hava, öyle mi? Vay. Yarış uzunluğu 4 tur. Okey. Brands Hatch Grand Prix Parkuru diyor. Tamam abi, devam edelim. 500 geliştirme puanımız var abi. Girelim performansa. Platform ve yol tutuşu diyor. Şöyle R'ye basalım. Hala bence frenleme ve yol tutuşuna yüklenebiliriz diye düşünüyorum ben. Bir de bizim spoiler'ımız var abi. Spoiler'ı neden açmıyoruz mesela, açamıyoruz? Aslında açabilmemiz lazım. Acaba yarıştayken açılıyor mu? Onunla ilgili bir geliştirme mi yapmamız gerekiyor? Aero ve görünüş diyor. Oraya farklı bir şey ekliyoruz abi. Ekleyebiliyoruz. Tamam, bu bize ne sağlıyor? Hızımızı azaltıyor. Hızlanmamızı bir nebze arttırıyor. Frenleme ve yol tutuşu bayağı arttırıyor. Ama hızımızı azaltıyor çok. Önce o zaman motor gücümüzü arttırmamız gerekiyor. Mesela 5.7'yi arttırdıktan sonra spoiler'ı ekleyebiliriz. Tabii öncesinde ilk önce frenleme ve yol tutuşunu arttırmamız gerekiyor. Hep birbirinin arkasında olması gerekiyor yani bu geliştirmeler. Tamam. Frenlere ilk önce bir geliştirme yapalım. İlk geliştirmesi bile 600 kredi puanı istiyor. Ağırlık azaltma epey bir geliştirme yapıyor yine. Bence onu yapalım. Aerodinamikte çünkü neler yapınca lastiklerde bir şey yapabiliyor muyuz? Bak, bunda da bayağı büyük bir değişiklik oluyor ama bunda tabii bunlar için daha fazla kredi istiyor. Ön lastik genişliği. Şunu da yaparak aslında yol tutuşu ve frenlemeyi artırabiliyoruz. Fakat hızlanma da çok azalmıyor aslında. Bak, arka lastiği değiştirince o da yeşil kalıyor. Tamam, arka lastiği değiştirelim abi. 305 mm yapabiliyoruz genişliğini. Yapalım. Yaptım abi. Onayla diyorum. Bu arada bu yarış için aynen 700'e ulaşmamamız gerekiyor. Yani 700 daha doğrusu geçmememiz gerekiyor. 250 kredi puanımız daha var. Harcayabiliyorsak harcayalım abi. Vay. Turboyu değiştirebiliyoruz abi. Spor ve yarışa arttırınca hızlanmamız müthiş artıyor. Toplam hızımız da artıyor. Üf. Yani şunu geliştirerek tek seferde 695'e çıkabiliyoruz mesela. O kadar iyi. Turbo çok bambaşka bir şey. Şurada bir egzoz geliştirmesi gördüm. Şu iki, yani spor seviyeye getirebiliriz bence. Kredi puanımız yetiyor. Bunu da yapalım. Ve daha sonra yarışımıza geçelim. Evet. Devam et abi. The 9-turn Brands Hatch layout is technical and lightning fast. It's critical for you to swing wide when exiting each turn to maximize your speed. Bize pistle alakalı öneriler vermeye devam ediyor. Diyor ki dar aralıktan sonra geniş çık ki diyor hızını koruyabil. Tamam, bir antrenman yapalım abi burada. Bir görelim bakalım pisti. Nasıl bir pistmiş. Oğlum, bu yapay zeka çok süratli kullanıyor bu arabayı. Uçuruyor. Araba zaten uçmaya hazır. Potansiyeli yüksek. Bu virajı biraz keskinmiş. E
En iyi süreyi kazandık abi. Hala yeşildeyiz. Ve yeşilde kaldık. Abi motor sesi çok iyi bu arada. Hepsini yeşil yapabilecek miyim acaba, çok merak ediyorum. Bu da yeşil. Frenlerde bir iyileşme, yani yol tutuşunda bir iyileşme var gibi ama. Kırmızıya düştük bak bu tur. Kırmızıya düşme be. Güzel. 5. seviyeye atladı aracımız. Tamam, bir tane kırmızımız olacak galiba. Yoldan çıkmış mı? Ceza yok. Ha. Ya şurayı bir yeşil yapamadık ya. İlk turda yeşil kaldı orası. Yeşil. Aa, burası da kırmızı oldu. Bir önceki virajda çünkü çok yavaşladık. Ya süreye odaklanınca olmuyor. Odaklanmadan yolu akışına bırakacaksın. Bu
arada 3. turu bitirmişim. Ya 3 turu bitirmişim. Yarışa geçebiliriz. Biraz zorlu bir parkura benziyor. Ama üstesinden geleceğiz. Evet, yarışa gidiyoruz abi. Bu arada sisli bir yarış olacak. İlk defa sisli havada yarışacağım. Bakalım nasıl olacak. Evet, ilk sırada bir Lotus'umuz var abi. İkinci sırada BMW'miz var. Z4. Z4'e bayılıyorum bu arada. Aşırı beğendiğim bir model. Evet, üçüncü sırada biz varız. Yarışa gidelim abi. Vay, alev attık he. Egzozdan. İyi olan kazansın abi. Yerler fena koyuyor he. Sisten dolayı mı? Abi ben sisli havada yarışmadım ama. Antrenmandayken sis yoktu. Hava durumu gerçekten zorluyor beni. Bir de öndeki araçlar da bayağı iyi araçlar. Hadi be, yakalarsın. Yakaladık galiba. Tamam, bunu yakaladık. Öndekini de yakalarız bence. Onu da yakaladık sayılır. Üf, ne geçtik be. Çok güzel geçtik. Bu üçüncü tur mu oluyor? Olacak daha doğrusu, değil mi? O ikinci tur.
Yoldan çıkmadım, çıkmadım. Ceza yok, ceza yok. Burayı da iyi geçtik bence. Düz yolda motor sesini duyuyoruz ya, çok iyi ya. Need for Speed'den hatırlarsınız. Otobana çıktığınızda o düz yoldaki motor sesinin aynısı aslında. Ama bu parkurlarda genelde viraj olduğu için o sesi çok sıklıkla duyamıyoruz. Bir de ben kulaklığın sesini bir tık kısmak zorunda kalıyorum. Çok fazla ses olunca bağırarak konuşuyorum çünkü. Keşke son ses oynayabilsem oyunu. Son tura girdik abi. Kaymasın. Pardon. Şu fren sistemlerine bakarken biraz dikkatim dağıldı. İbreye bakıyordum. Ama ibreye bakarsam birinciliği sanki verecekmişim gibi geliyor. O yüzden yola odaklanıyorum. Çünkü ikinci de çok uzakta değil. Bu arada aracı sürerken haritaya çok bakma fırsatım da olmuyor ya. Yola daha çok odaklanıyorsunuz. Yanımda biri olsa da co-pilot söylese bana. Gerçi yol izlerinden anlıyorum viraja gireceğimi ama. Bazen virajı göremiyorum. Ya da yol çizgisini de göremiyorum. Yardımcı yol çizgisi. Ama yine de birinci oluyoruz. Evet, toplamda 7 dakika 20 saniyede bitirdik abi yarışı. İkinci ile aramda yaklaşık 10 saniye var. 9,5-10 saniye. Bence gayet iyi bitirdik. Devam ediyorum. Toplamda 56 puana ulaştım. Gayet iyi durumdayız. Evet arkadaşlar, bu bölümün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kanalıma abone olup 500 abone hedefine destekte bulunursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.